Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında katı cisimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani koni konusunu anlatacağız size. Evet koniye baktığımız zaman kitabımızda sayfa numarası 217, 218 ve 219'da. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Koni dediğimiz şey aslında tabanı daire olan bir piramit gibi düşünebiliriz. Ya da bir dairenin tüm noktalarının daire düzlemi dışında bir T noktası ile birleştirilmesiyle oluşan katı cisme denir. Evet biz buna koni adını veriyoruz. Tepe noktasına indirilen dikme taban dairesinin merkezinde ise biz buna ne diyoruz? Dik koni adını veriyoruz. Evet dik konilerle ilgili işlemlerimiz olacak genellikle. Şimdi burada buradaki şuraya biz ne diyoruz? Yükseklik diyoruz. Haçla gösteriliyor genelde. Şuna yükseklik diyoruz. Ee, buna ne diyoruz? Buna da tabanı diyoruz. Tabanı bir daire. Buna da yan ayrıtı diyoruz. Şurada da yan ayrıtı ya da bir ayrıtı diyebiliriz. Sadece ayrıt diyebiliriz. Ayrıt. Şuna yan yüzeyi olmuyor mu? Koninin etrafındaki şey. Burada yan yüzeyi adını veriyoruz. Burada taban yüzeyi adını da veriyoruz aslında. Şimdi burada önemli olan nedir? Hacim ve alan değil midir? Evet hacim ve alan. Şimdi ilk önce hacimi biz kolaylıkla söyleyebiliriz. Taban alan çarpı yükseklikte ama ucu sivri olan şekillerde bölü 3 diyorduk. Yani hacim pi r kare çarpı h bölü 3. Piramitte de bölü 3'ümüz vardı. Ucu sivri ya. Burada da bölü 3'ümüz var. Şimdi tüm alanı yazacağız. Tüm alanda taban alanı artı yanal alan şeklinde olacak. Taban alanı belli. Taban alanı nedir? Pi r kare artı yanal alan. Yanal alan da arkadaşlar bu yan ayrıtına ben L diyecek olursam şurası da R ise eğer bulaşık deterjanı markasından aklınıza gelsin. O da nedir? aslında pirildir arkadaşım. Piril. Bulaşık deterjanı markası. Fairy falan filan da var da reklam yapmıyorum burada ama genelde eskiden hep bir tek piril vardı. O yüzden bizim aklımızda kalıyordu. İnşallah inşallah senin de aklında kalır. P çarpı R çarpı L'dir. Aslında burada o zaman alan ne yaptı? Pire kare artı piril yaptı. Sen yan alanı piril olarak bil. Taban alanında zaten belli. Pire kare olması belli. Şimdi koninin açılışı da lazım olacak bize. Şöyle açılışı biraz sonra göstereceğim zaten bu orada yarıl alanını başka bir şekilde de bulabiliyoruz aslında. Onu da biraz sonra göstereceğim. Şimdi bir dik üçgenin bir dik kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle ne oluşur? Koni oluşur diyeceğiz. Nasıl mı? Mesela sen bunu AB etrafında döndürdüğün zaman bak şimdi şu döndüreceksin ya döndürme sorularında ne yapıyoruz? Hocam AB etrafında döndürürken AB'ye göre şeklin simetrisini alıyorsun. Şeklin simetrisini aldın şöyle hocam bu böyle oldu. Şöyle dönerken bu nokta buraya gelecek. Bu nokta aynı yerinde kalıyor zaten. Bu nokta dönerken şöyle bir dönüş olmayacak mı? Yani uç noktalarına dairesel bir şey koyarsam böyle. A gerçekten yarıçapı Şurası şuraya A buraya B diyecek olursam. Yarı çapı B olan ve yüksekliği A olan bir konu ile karşılaştık mı? Evet. Şimdi ben bunu 180 derece döndürürsem yarım koni oluşacak. 90 döndürürsem de çeyrek koni oluşacak. 60 döndürürsem de açısal bir koni oluşacak. Yani onun hacmi falan da istenilirse pi r kare yani taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 hacim ya. Alfa bölü 360'da da tüm hacmini de bulabiliriz bu şekilde. Tamam? Açısal döndürme olduğu zaman. Ben bunu AB etrafında döndürdüğüm zaman böyle bir konuyla karşılaştım. A bir de BC etrafında döndürdüğüm zaman bizim konimiz bu şekildeydi ya. BC etrafında döndürdüğüm zaman da bunun simetriği. bak bu buraya gelecek. A noktası buraya gelecek. Hop şöyle daire koyunca da bu sefer burası A, burası B. Yarıçapa A, yüksekliği B olan bir koni ile karşılaşıyoruz. Yarıçap A, yükseklik B. Burada yarıçap şurası neydi? A idi, burası B idi. Yarıçap B, yükseklik A olan bir ile karşılaştık. Evet, döndürme sorularıyla da ya yani döndürmeyle de bir koni elde edebiliyoruz arkadaşım. Şimdi koninin bir de açık hali var. Şimdi silindiri açtığımız zaman ne oluyordu? Düz bir dikdörtgen oluyordu. Peki koni? Koni tepede bir nokta ve daire var ya. Şimdi açtığını düşünsene şöyle açtığın zaman tepedeki bir noktada yine birleşiyor değil mi? Yani bir daire dilimiyle karşılaşıyoruz kardeşim. Yalnız burada şu kendimi şöyle büyüteyim istersen. Koninin tabanı şurada. Tepesi de burada ya. Tabanını açtığın zaman hop şöyle bak. Şunlara dikkat et. Aynı nokta. Sen bu noktadan şöyle açtığın zaman A noktası buraya gelecek değil mi? Şöyle görünmüyor mu galiba? A noktası buraya buraya. Yani şuradaki açtığın zaman A noktası buradaysa A noktası buraya gelecek. Şurası da ne yapıyor? B noktası yapıyor. Tamam mı? B de tam ortada oluyor. Peki açmadan önce şurası dairenin çevresi. Açtıktan sonra şurası da dairenin çevresi değil mi? Evet. Yani 2 pi r burası. İşte burası l. Burası da teta. Aa hocam yan yüzeye bir daire dilimi yaptı. Yan alanı bulurken pi l kare. Bak dikkat et. Yan alan aslında pi. Şu kendimi de küçülteyim değil mi? Şurada işlem yapıyoruz kardeşim. Unutmayalım. Hemen küçülttüm. Pi l kare. Bak şu daire dilimin alanı. Pi l kare. Pi l kare. Alfa bölü yani teta bölü 360 değil mi? Teta bölü 360 eşit. Aynı zamanda aynı zamanda hocam yay uzunluğu belliyken bak bu şekilde de bulabiliriz. Yay uzunluğu belli ya 2 pi r'ye kadar burası. Şuradaki dairenin çevresi kadar. 2 pi r çarpı l bölü 2 değil mi aynı zamanda? 2 pi r çarpı l bölü 2. Çünkü şunu hatırla. Şöyle bir şey olduğu zaman bunun alanı burası x burası r'ken x çarpı r bölü 2 idi değil mi? Yay uzunluğu belliyken. E burası da aynı zamanda yanal alan 2 pi r 2 pi r'ye çarpı l bölü 2. O yüzden bak ne geldi? Piril geldi. Bak dikkat et piril geldi. Yanal alan piril. Aynı zamanda pi l kare teta bölü 360 e eşit oldu. E burada bunlar birbirine eşitse bak güzel bir sonuç çıkartacağım şimdi. Pi'ler birbirini götürdü. Dikkat et. L kare teta bölü 360. Buradaki l'lerden bir tanesi de gitti böyle. Burada r kaldı. L'yi de buraya atalım. Arkadaşım r bölü l eşittir teta bölü 360 gibi mükemmel bir şey geldi. Buna da dikkat et. Sen tamam yanal alanın şu daire dilimi olmasını bil. Ama genelde pirili kullan. Bir de R bölü L açınımda. R bölü L alfa bölü 360 olması olmazımız. Ya da teta bölü 360 olması olmazımız. Açınımdaki tetayı falan bulmak için. ÖSYM de buna dikkat ediyor. O yüzden sen de lütfen dikkat et. Evet bizim için önemli noktalardan biri. R bölü L teta bölü 360 yanal alanların birbirine eşitliğinden geldi dostum. Tamam yani benim için önemli olan konide. Hocam yan alan piril. Tüm alan, taban alan artı yan alan piril kare artı piril. Hacim de taban alanı çarpı yükseklik ucu sivri ya bölü 3. Peki başka ne bilecekmişiz? R/L, bölü teta/360'ı bölü da kesinlikle ama kesinlikle bileceğiz. Hadi bakalım şimdi örneklere başlayalım. Şimdi AB uzunluğu 6'ymış. O zaman burası 3 3 yaptı. TB uzunluğu nedir diye soruyor. E, dik üçgen kardeşim 3 4 5 üçgeninden 5 çıkar. Cevap 5 oldu örnek 1'de. Örnek ana doğrusunun uzunluğu. Şimdi biz buraya L ayrıtı dedik ya biz buna aynı zamanda ana doğrusu da diyoruz arkadaşım. Bunu da unutmadan geçmeyelim. Bu aynı zamanda ana doğrusu. Tamam L dediğim ana doğrusu. Ana doğrusunun uzunluğu 13. Hemen şöyle bir koniye çiziyorum. Ana doğrusunun uzunluğu 13. Taban çevresi 10 pi. Yani 2 pi r. Taban çevresi dediğimiz dairenin çevresi değil mi? Evet 10 pi ise eğer pi'ler nana 2 r 10 sa r'yi buradan 5 buluruz. Yarıçap 5 çıkar. 5 13 üç, ne üçgeni? 5 12 13 üçgeninden burayı 12 buluruz. Koninin yüksekliği nedir diye soruluyor. E yükseklik 12 çıkar arkadaşım. Örnek 3'teyiz. Hacmi 100 pi. Tamam. Taban alanında 25 pi. İlk önce taban alanından gidelim. Pi r kare 25 pi ise eğer r kare 25'ten r'yi kaç buluruz? 5 buluruz. Şimdi hacmi. Hocam hacim neydi? pi r kare çarpı h bölü 3 bölü 3 unutma. Eşittir 100 pi'miş. Pi'ler nanay. 25 ile 100 sadeleşse 4 yapar. 4 kere 3 12. H da buradan 12 buluruz. Ara doğrusu uzunluğu isteniyorsunuz. Dikkat. Konuyu çizelim. Yarı çapım 5. Yüksekliğim 12. 5 12. 13 üçgeninden cevabı 13 olarak buluruz. Örnek 3'te. Evet örnek 4'teyiz. Saban yarıçapı 6 olan dik dairesel koninin taban alanı nedir diye soruluyor. Ne? Taban alanı mı? Dik sağ koninin taban alanı. E, tamam taban yarı çapı verilmiş zaten direkt. Pi r kare eşittir. Yani 36 pi eşitmiş. Bu da çok kolay olmuş be. Ama bunları da bilelim. mi Kardeşim alandan bahsediyoruz. Neyse. Koninin tüm alanı nedir? 6, 8, 13 kendinden 10 bulduk burayı. Tüm alan taban alanı artı yanal alandır. Taban alanı pi r kare. Pi r kare artı yanal alanda piril. Pi çarpı l, r çarpı l. Yani 36 pi artı 60 pi yapar o da 96 pi yapar cevap. Örnek 5 96 pi olur. Örnek 6'tayız. Taban yarıçapı 4 cm ve ana doğrusunun uzunluğu 8 cm olan yanal alanı nedir diye soruluyor. Direkt piril yani pi çarpı r çarpı l'ye eşittir. O da 32 pi'ye eşittir kardeşim. 6. soruyu 32 pi olarak buluruz. 7'deyiz. Evet şekildeki bir dik koninin yan yüzünün açılımı verilmiştir. Ha, dur. Dik koninin açılımında ama bir de şöyle kapağı olacak değil mi? Ben bunu böyle kıvırdığım zaman bir koni elde ediyorum ama ağzı açık. Ağzı açık bir koni elde ediyorum. Kapağı yok burada. Koninin yüksekliği nedir diye soruluyor. Arkadaş ben buradan bir koni yaparım. Şöyle bir koni yaparım. Şöyle şöyle. Şimdi burada önemli olan neydi? Açık vaziyeti bu ya. R bölü L. Burası açıktaki L'si değil mi? R bölü L. Yani 8. Alfa bölü 360'a eşittir eşitti. E o zaman 4'te 1'i 4'te 1'i R'yi buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Yani bizim açık kapattığımızda ağzı açık ama ağzı açık olsa bile yarı çap çıkıyor. Yarı çapı 2 buluruz. Burası da 8. Bizden yüksekliği isteniyor. Bitti. Pisagor bağıntısı. Şurası H. H kare eşittir. 8'in karesi eksi 2'nin karesi yapar. 64'ten 4 çıkar. 60 çıkar. H buradan kök 60 buluruz. Kök 60 da neye eşittir kardeşim? Bu 4 çarpı 15 olduğu için bu da 2 kök 15 mi yapar? Evet cevap 2 kök 15 oldu. Örnek 7. Çok basit hocam demeyin. Bunlar bak sınavda çıkmış sorulardır. Bu şekilde soru sınavda çıktı. Hatta sınavda çıkan böyle yarım koni verildi. O zaman açı verilmemiş gibi aslında ama yarım koni de açımız kaç? 180 derece buna da dikkat et. Tamam Geldik buraya 12 15 ne üçgeni 9 12 15 üçgeninden buraya 9 buluruz ve koninin yan yüzeyi açılırsa oluşan daire diliminin merkez açısı isteniyor. R bölü L 12 bölü al, 12 bölü 15 açıldığında alfa bölü 360'a eşit. Merkez açıya alfa dersem. E o zaman hocam burası 3'e e bölsen 3'e bölsen 5. 3'e böldüğün zaman 4. Sonra burası 5'e bölsen 5'e bölsen 72. 72 ile de 4'ün çarpımı 288 yapıyor. Yani alfayı böylelikle 288 olarak buluruz. Evet geldik bir sonraki soruya. Şimdi T merkezi dahil mi kıvrılarak elde edilen koninin alanı. Ya kıvırdığımda ne olacak? Şöyle bir koni çıkacak kardeşim karşımıza. E konideki R eksik değil mi? Kıvırdığımızda koninin alanı. Ağza açık bir koni oluyor ama ağza varmış gibi düşünün şimdi burada. E, koninin alanı isteniliyor bizden. Arkadaşlarım R bölü L. R bölü L. 16. 45 bölü 360 değil midir? Evet. Şimdi bunlar sadeleşince burası 8 oldu. R'yi de buradan kaç buluruz o zaman? 2 mi buluruz? Evet. R'si 2 oldu. O zaman alan dediğimiz taban alanı pi r kare artı yan alanda pi pi r l değil midir arkadaşlar? Piril yani 16'tır. 4 pi artı 32 pi kaç pi yaptı? 36 pi yapar. Evet kıvırdığımızda şöyle bir konu oluşuyor. Bu konunun alanı soruluyor bize. 36 pi yapar. Ama ÖSYM e sorsa böyle de sormaz. Şuradaki kapağı da bize verirdi arkadaşlar. Şimdi kapaksız buradaki daire alanı niye hesapladın değil mi? Bir de öyle sormazlar mı adama? O zaman şuraya bir kapak ekleyelim. Hani kapağı varmış gibi düşün tamam mı? Kıvırıp konu yaptığımızda e, alanı nedir diye sorulsun. Belki bazıları şöyle hayal etti. Hocam koninin yan yüzeyinin alanı var sadece. Cevap 32 pi değil mi? Diğerleriniz vardır. Tamam soruya şu kapağı ekleyip öyle soralım tamam Evet örnek 9 böylelikle bu çıktı. Peki şey diyorlar. Ya hocam koni böyle şey olduğu zaman bak orada ikilem. ÖSYM bunu sormaya ee, cesaret edemez. Aslında şey yapamaz. Hani koni böyle ağzı açık. Ağzı açık koninin alanı nedir diye sorulduğunda bir üst yüzeyin alanı alacağız. Bir de içinin alanını mı alacağız? İçinde de aynı şekilde yüzey alanı. Yani yüzey alanı derken yanal alan şeklinde olmuyor mu? İki tane yanal alan şeklinde mi alacağız? Hayal ettin değil mi? Bir dış yüzeyi var bir de içeriden yüzeyi var böyle. Değil mi? Ya orada e, öğretmenler de aslında ikileme düşüyor. Çünkü yüzey alanı hesaplanırken biz nokta nokta bakıyoruz ya. Şimdi kağıdı düşün. Düz bir kağıdı düşün böyle. Şuradaki noktayı aldığın zaman alt tarafta da o nokta oraya denk gelmiyor mu? Dış yüzeyini hesapladığın zaman üç yüzeyini hesaplamana gerek yok diyorlar. Yani şöyle dikdörtgen şeklinde bir kağıt dediği gibi düşün bunu. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt gibi düşün bunu. Tamam mı? Hocam bu yüzeyin alanı ve bu yüzeyin alanı şeklinde mi yapıyoruz? Yani dikdörtgen alanı derken. Sadece bir yüzeyin alanından bahsediyoruz değil mi? İşte o yüzden ya ikilem var. E, ona da dikkat etmek lazım. Öyle bir ikilem olduğu zaman da şıklarda da e, her ikisinin de cevapta olanı şey yapmaz. Mesela cevap 16P ise e, 16 pi mi 32P mi ikisinde mi alacağız mesela? E, hangisini alacağız diye böyle kafada soru işareti kaldıysa eğer şıklara 16P'yi koymazlar eğer 32P'yi cevap kabul ediyorlarsa. Tamam böyle de bir bilgi vermek istedim sana. Evet örnek 9'u da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 10'a. Çekildeki dik de şöyle bir şey verilmiş. Pisagor bandısından yüksekliği bulmamız lazım. Hocam şuraya h dersem h kare ne eşittir? 41'in karesi yani 41 eksi 16'ya eşit olacaktır. O da 25 yapar. O zaman h'ı 5 buluruz. Hacim isteniyor bizden. Hacim dediğimiz nedir? Pi r kare çarpı h bölü 3. Yani 16 çarpı 5 80. 80 pi bölü 3 yapar. Evet cevabımız 80 pi bölü 3 oldu 10. soruda. 11'e geldik. 12, 15, 9, 12, 15 üçgeninde koninin hacmi nedir diye soruluyor bize. Evet tamam konu yukarıda da aynı şekildeydi. Koninin hacmi pi r kare çarpı h bölü 3. Yani sadeleştir sadeleştir. 144 ile 3'ü çarptığın zaman sanırım 432 pi yapıyor. Evet 432 pi yapar hacim. Bölü 3'ü unutma tamam Geldik buraya. Şekildeki T merkezli 8 santimetre yarıçaplı 90 derecelik oluşan konunun hacmi. Arkadaş kıvırdığımızda ağza açık bir konu olacak. Şöyle bir konu olacak. Bu L'si L'si 8 R'sini bilmiyorum. R bölü L alfa bölü 360 da değil mi? Şunlar şunlar ise 4. 4 R 8'den R 2 buluruz. R 2 çıktı. Hocam acımı bulmam için yüksekliği bulmam lazım. Yüksekliği de şöyle yapalım. 64'ten 4 çıktı. 60 burası kök 60 oldu. Kök 60 dediğimiz nedir? 2 kök 15'tir. Hocam burası 2 kök 15 olarak çıkar. E o zaman burada ne diyeceğiz arkadaşım? Hacim dediğim şey kolay. Pi r kare çarpı h 2 kök 15 bölü 3 yapacaktır. Evet oluşan koninin hacmi işte bu yaptı arkadaşım. 4 kere 2 8. 8 kök 15 pi bölü 3 yapar cevap. Örnek 12 bu şekilde bulduk. Geldik örnek 13'e. Yukarıdaki şekilde bak bu sefer bunu şey etrafında döndüreceğim. AC etrafında döndüreceğim. Bak şimdi dikkat. AC etrafında döndürürsem şeklin AC'ye göre simetriğini alacağım. Dikkat dikkat. Şeklin AC'ye göre simetriğini alalım. Şöyle döndürdüm ve AC'ye göre simetriğini aldım. AC'ye göre simetriğini alınca o zaman bu şekil buraya geldi ve bu nokta buraya geldi. Döndürmede bu nokta sabit kalıyor. Bu dönerken şöyle döndü değil mi? Yani Arkadaşlar döndürdüğüm zaman böyle dikey. Yani yatay döndürmede şu yatayı yatay doğruya göndere, döndü, göre döndürmede yuvarlakların dikey olacak. Dikey döndürmede de yuvarlakların yatay olacak. Mesela sen şunu buna göre döndürürsen böyle bir şey olacak. O zaman dikey doğru etrafında döndürdüğün zaman yuvarlakların yatay olacak. sivil noktaları yuvarlak koy. Böyle bir dik, koniyle konuyla ulaşırsın. E o zaman bizden koninin hacmi isteniyor. Pi r kare bak yarıçapı 4 yüksekliği 2 oldu. Pi r kare çarpı h bölü 3. Yani bu da 32 pi bölü 3 yapar dostum. Tamam. Örnek 14'teyiz. 360 derece döndürürsem bu sefer şu kenar etrafında. Evet bu kenar etrafında döndüreceğim bu sefer. Bu kenar etrafında döndürdüğüm zaman da o zaman buna göre simetriğini alacağım. Alalım buna göre simetriğini. Şöyle şöyle. Bu nokta buraya gelecek. Bak dikey etrafında döndürüyorum. Şöyle yuvarlakların yatay olacak. Hop şöyle. Yani bu sefer yarıçapım bak burası. 36'dan 16 çıkınca 20 yani burası kök 20 mi yaptı? Evet. Şimdi koninin hacmi isteniyor. Pi R kare. Kök 20'nin karesi çarpı yükseklik bölü 3 değil midir hacim? Evet. Yani buradan da ne geldi? 20 çarpı 4 80 pi bölü 3'e eşit olur. Örnek 14'ün cevabı. Evet. Örnek 14'de böyle bulduk. Geldik örnek 15'e. Şimdi BC etrafında döndüreceğiz. 15 20'nin üçgeni 25 üçgeni. Tamam. Hadi BC etrafında döndürelim bakalım bunu. Şimdi dikkat. Biraz üçgensel böl, bilgiyi de kullanacağız burada. Arkadaş üçgensel bilgiyi kullanalım. Böyle simetriğini aldım. Bak 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 bak. bak. Simetriğini aldım. Şekli simetriğini. Hangi doğru etrafında döndürmesi isteniyorsa o doğruya göre simetriğini al. Hocam bu nokta dönmede yine aynı noktada. Bu da uç nokta olduğu için burada. Bu nokta buraya gelecek. He, bu nokta hocam şöyle bir şey yapıyor o zaman. Dönerken. Duvarlıklar dikey. Aa hocam iki tane koni çıktı burada karşımıza. E burada şurası koninin yarı çapı değil mi? Evet. Yani ben burada ilk önce şu işlemi yapmalıyım kardeşim. Şöyle bir 15 var 20 var burası 25. Şuradaki yüksekliği bulalım. Yükseklik nasıl bulunuyordu? Alandan değil mi? Bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Yükseklik eksikse 25 çarpı h bölü 2 de bu üçgenin alanı. 15 çarpı 20 bölü 2 de bu üçgenin alanı. Bölü 2'ler gider. 5'e bölsen 5, 5'e bölsen 3, bir daha 5'e böl, 5'e böl, 4. H buradan 12 geldi. H dediğim 12 bak burası. Hocam 12-15, 9-12-15-12-20-12-16-23 kendinden burası da çıktı. E o zaman konide ne oldu arkadaşlar? Oluşan cismin hacmi yarı çapı 12 yüksekliği 9 olan pi r kare çarpı 9 bölü 3 artı yarı çapı 12 yüksekliği 16 olan pi r kare çarpı h bölü 3 şeklinde çıkar mı? Çıkar. Hadi bakalım sadeleştirelim. Şöyle 3 çıktı buradan. 144 ile 3'ü çarptığın zaman 4 kere 3 12, 12, 13... E, 144 ile 3'ü çarpıyorum. 432 pi yaptı burası. Artı öbürü de şu sadeleşiyor mu? Sadeleşiyor galiba. Şimdi 12'nin bir tanesiyle şu 12 sadeleşince çarpı 4 kalıyor değil mi burada? Evet çarpı 4 kalacak burada. E, şu sadeleştirdim ya şu 4'ü şöyle farklı renkle yazayım. Şuradan çarpı 4 geldi, geldi buradan. E, o zaman burası 48 çarpı 16 yapıyor galiba. Evet 48 ile 16'yı çarparsam 6 kere 8 48 6 kere 4 20 288 bu da 48 bu da 768 yapıyor galiba değil mi? Evet 768 yapıyor. Topladık bu da 768 yapar. Bunları da toplarsam ne geliyor? 0, 0, 74 daha 11, 1200 geliyor galiba. Cevap böylelikle 1200 pi yapar dostum. Evet örnek 15'i de böyle bulduk ve küreye geçeceğiz. Küreye geçmeden önce yalnız burada biz kesik piramitlerle ilgili işlem yaptık ya. Bir de kesik konuyla de ilgili bir şey söylemek istiyorum. Burada Kesik konuyla ilgili bir soru paylaşmak istiyorum. Sanki burada eksik kalmış. O eksikliği burada kapatayım istersen. Ve sana bir soru oluşturayım. Hatta şöyle bir soru oluşturayım. Nasıl bir soru oluşturayım? Şöyle. Hatta döndürmene de ilgili güzel bir soru olsun. Arkadaş şunu. Bak. Şu kenar 2. Bu kenar 3 olsun. Bu kenar 6 olsun. Şurası da 2 olsun. Tamam mı? Sen bunu. Şöyle. A, B, C ve D. Şuraya doğru şey yapayım. Yok şöyle olsun. Tamam. Sorumuz şu olsun kardeşim. AD etrafında döndür. Hacim nedir diye sorulsun. Hadi bakalım döndürelim. AD etrafında döndürdüğüm zaman şeklin simetriğini alıyorduk şöyle. Hocam buraya geldi şeklimiz. E bu uç buraya geldi. Yuvarlakları koy. Hop şöyle. Hocam bu uç buraya geldi. Yuvarlıkları koy. Hop şöyle mi oldu? Evet. A kesik konu çıktı. Kesik konu çıktığı zaman kesik piramitteki işlemi sen biliyorsun. Sıkıntı yaşamazsın. Hemen ne yapıyorsun? Normal piramitte tamamla bunu. <laughs> hocam yüksekliği de şurası yaptı. Bak. Burası 3 burası 6. Hocam 1'e 2 oran var. E hem paralel hem 1'e 2 oran var. Orta taban çıktı. 2 ise burası da 2 oldu mu? Oldu. E hocam şunlar da birbirine eşit. Benzerlik oranı kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü nedir? 1 bölü 8'dir. Yani şu hacim V iken kesik koninin hacmi 7V yapar. Tamamı 8V olduğundan dolayı. Yani bizden kesik koninin hacmi istensin. Ee, kesik döndür, döndür hacmi nedir diye sorsun. Tamam mı? Hani V yazınca karışmasın orada. İlk önce V'yi bulmalıyım. Hocam V basit. V dediğimiz nedir? Pi R kare çarpı H. Pi R kare çarpı H. Bölü 3. Yani kaç çıktı? 6 pi çıkar. Çok güzel. A benden kesik koninin hacmi isteniliyor. 7V isteniliyor. 7V'de 7 çarpı 6 pi'den o da 42 pi olarak bulunur. Bu da kesik koni ile ilgili sorumuz olsun. Bu şekilde olur arkadaşım. Tamam. Koninin açılışında söylemiştik zaten size. Peki hocam bir de şundan bahsedeyim. Kesik koninin açılımı nasıldır? Kesik konimiz bu şekildeyken normalde koninin açılımı şu şekilde değil mi arkadaşım? Evet. E kesik tabi daire de var böyle. Kesik konunun açılımı ne olacak? Hop, üstteki olmayacak ya. Şöyle bir şey olacak. Tabii üstteki alttaki daireyi böyle koydu. Üstteki daire de böyle olacak. Gördün mü? Kesik konunun açılımı da şu şekilde olmuş. Oldu arkadaşlar. Bunun da açılımı böyle. Yani burası ıı, A dersem burası da A olur. Şurası 2 piye kadarsa burası 2 piyareye kadar. Burası da bunun çevresi kadar olacak. Şurası da falandı filandı. Tamam gençler. Eksik hiçbir şey kalmasın diye eksikleri de burada kapattım galiba. Ki eksik bir şey kalmadı. Kesik konide de kesik piramitteki yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Benzerlik oranı kübüğü, hacimler oranı eşit. Yukarıdaki V'yi bulunca kesik koniyi bulmak yani 7V'yi bulmak da aslında çok zor olmadı. Evet gençler koniyi böylelikle hallettik. Aslında koni kolay koni değil mi? <laughs> bu espriyi hep yapıyorum ama neyse. Evet bu koni gerçekten kolay bir konuydu. Ee, o zaman koniyi hallettik. Sıralar var? Küre var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste yani küre konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.